Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir EYT videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ben daha önce birkaç tane EYT videosu çekmiştim. O yaşadığım süreci Mart ayında başvurmuştum ama Ağustos ayında gibi bir emekliliğim belli olmuştu. Daha doğrusu Temmuz ayında ama Ağustos ayında emekli maaşı aldım vesaire. Ama orada ufak tefek bazı sıkıntılar vardı. O detayları merak edenler daha önceki videolarıma bakabilir. Açıklamaya onların linkini de bırakacağım. Hatta ayrı bir oynatma listesi de hazırlamıştım. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi bu videoda ne anlatacağım? Peki onu söyleyeyim. Aslında emekli olmuştum EYT ile. Fakat şöyle bir sorun olmuştu. Biliyorsunuz EYT'den emekli olanları aradan geçen, diyelim ki Mart ayında başvurdunuz ama yoğunluktan dolayı benim gibi diyelim Temmuz'da emekli oldunuz. Başvurduğunuz tarih itibariyle, ki bir önceki bakan da bunu açıklamıştı. Demişti ki kimsenin hak kaybı olmayacak. O aradaki süreçte alamadığınız maaşları toplu olarak size yatırılıyordu. Ben de öyle bir toplu ödeme yapılmamıştı. Bununla ilgili Alo 170'e başvuruda bulunmuştum. Bir önceki videomda aslında bunları anlatmıştım. Fakat Alo 170'ten bir fayda göremedim. Yani orada bir işte talep oluşturuldu ama ne yazık ki oradan bir fayda göremedim. Ben de kalktım İstanbul'daki Unkapanı'ndan. Ben emekli olmuştum. Beni emekli yapan birim orasıydı. Şubeye gittim. Orada üst katlar 5. kata falan çıktım yanlış hatırlamıyorsam. 3 ya da 5'ti. Orada bir dilekçe doldurdum. Yani bununla ilgili bazı şikayetlerin olduğunu, bir şeyler yapılabileceğini söyledi oradaki hanımefendi sağ olsun bana. Bir dilekçe doldurdum. Hani Mart ayında başvurdum. O dilekçede de hazır bir dilekçe var. Siz altına kendi derdinizi yazıyorsunuz. Mart ayında başvurdum ama Temmuz ayından itibaren emekli oldum. Bununla ilgili aradaki farkın ödenmesini talep ediyorum manasına gelen bir cümle yazdım. Zaten sizi yönlendiriyorlar orada. Oradaki hanımefendi bana şunu söylemişti. Siz dedi Bağkur ödediğiniz için Temmuz'a kadar ödenmiş görünüyor. Biliyorsunuz bunu daha önceki videolarımı izleyenler varsa biliyorlar zaten ama bilmeyenler için söylemiş olayım. Ben uzun yıllar SGK'da çalıştım ama son birkaç yıldır kendi şirketim olduğu için Bağkurluydum. Bağkur'da sorun olmasın diye ödemesini yapmıştım. Aslında normalde Mart ayından itibaren, daha doğrusu Mart ayında dahil olmak üzere Bağkur ödeyip daha sonra devam etmemem gerekiyormuş. Bunu zaten bazı yorumlarda da söylemişti arkadaşlar. Onunla ilgili bir sıkıntı olabilir dediler. Ama sağ olsun 2 gün sonra bir toplu bir ödeme oldu. En azından o aradaki farkı aldığım bir ödeme hesabıma yapıldı. Bunu da yine hani bu daha ilk seferinde bankaya düşen bir havuza düşen bir rakamla gidip bankadan çekebiliyorsunuz sadece. Yani onun hesabınızda göremiyorsunuz o parayı. Fakat E-Devlet'ten baktığınızda sizin adınıza yapılmış bir ödeme olarak görünüyor. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Böylece bütün haklarımı tam olarak almış oldum. Aradan birkaç zaman geçti. Ama çok şükür almış olduk. Bu arada belki onu da merak ediyor olabilirsiniz. Fazla yaptığım Bağkur ödemesi hala yatmadı. O 5-6 ay sürer demişlerdi. Ben ne zaman başvurdum? Ağustos gibi falan başvurdum ya da Eylül gibi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Eylül gibi başvurdum. Hala yatmadı. Yani 5-6 ay sürer demişlerdi. Ekim, Kasım, Aralık. Şu anda Ocak ayındayız. 4 ay olacak. Yani bu ay bitince 4 ay olmuş olacak. Hala o fazla ödemeyi yatırmadılar benim hesabıma. Ne yazık ki bu Bağkur ve SGK sistemi birazcık 90'lı yıllardaki mantıkla çalışıyor. Oradaki ben çalışanları suçlamıyorum. Çünkü orada bir sistem kurulmuş. O sistem de ne yazık ki 90'lı yıllardaki mantıkla çalışıyor. Oldukça eski, oldukça böyle hani her şeyin manuel ilerlediği, işte birisini bulursanız böyle bir hani gidip başvurursanız, fiziksel olarak giderseniz işlerinizi yapabildiğiniz bir yapı var. O yüzden EYT ile ilgili sorununuz varsa bence Alo 170'e falan hiç uğraşmayın. Hani oradan çözüm bulan da olabilir bu arada. Ben kendi örneğimde bulamadım ben. Ama siz bulabilirsiniz. Ona bir şey diyemiyorum. Ama benim önerim fiziksel olarak gidin. Fiziksel olarak derdinizi anlatın ve mümkünse böyle dilekçe falan verin. Hani ben oradaki Ahmet abiye söyledim, o halledecek falan da olmuyor. Devlette işler böyle yürümüyor arkadaşlar. O yüzden benim önerim mutlaka ve mutlaka fiziksel olarak gidin. Hangi şubeden emekli olacaksanız oraya gidin ve sorunlarınızı orada çözmeye çalışın. Yoksa çok beklersiniz. Çok uzuyor meseleler. Bir sürü iş giriyor araya filan filan filan. O yüzden benim önerim fiziksel olarak yapın bütün başvurularınızı ve bu fiziksel olarak yapılan başvurularda da mutlaka ve mutlaka hani varsa, imkan varsa dilekçeli filan çalışın. Çünkü devlette sistem yazılı yürür. Sözlü değildir. Yazılı yürür. Sözlü olanlarda da bir sonuç alamadığınızı düşünürseniz, mesela benim de sözlü olarak ilerlediğim bazı süreçler oldu. Eğer oradan bir sonuç çıkmıyorsa hemen yazılıya döndürmeye çalışın. Benim nacizane fikrim, düşüncem budur arkadaşlar. SGK uzmanı değilim. Bu konularda uzmanlığım yok. Kendi yaşadığım tecrübeyi aktarıyorum sizlere. Siz de kendiniz, eğer varsa böyle bir sıkıntılarınız, azaldım, maaşımın az olduğunu düşünüyorum, işte ikramiye almadım, şu oldu, bu oldu gibi durumlar varsa bu konularda mutlaka ve mutlaka yazılı başvuruda bulunun. Sizi emekli edecek olan şubeye arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Bu tarz videoları size aktarmaya çalışıyorum. Bunlar için ciddi emek harcanıyor. Işığı olsun, kamerası olsun. Gerçekten de çok ciddi emek harcıyorum bunlar için. Küçük bir ricam da kanala abone olmanız yönünde. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarından da takip ederseniz çok sevinirim. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz mutlu olurum. Farklı videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.
bakalım. Kendinize iyi bakın.